Hünkârım. Meşrutiyetin ilan edildiğine dair karar. Tahta çıktığın vakit kafamda devleti meşrutiyetle idare etme fikri vardı. Namık Kemal Efendi, Ziya Paşa, onlardan evvelki devlet adamlarının bizi ancak meşrutiyet kurtarır fikirlerinden etkilenmiştim. Tahta çıktım ve meşrutiyeti ilan ettim. Sonra 93 harbi çıktı. Ah o ne facia. Askere hakim değildim. Siyasete hakim değildim henüz. Devleti amcam Abdülaziz'i tahttan indirenler idare ediyorlardı. Harbi de onlar idare ettiler. Neticede meclisin içerisinde Ruslara bilgi satan vekiller tespit ettik. Bize ümit olacak olan meclis aldığı kararlarla memleketi felakete sürüklüyordu. Ardından ordu ağır bir yenilgi aldı. Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geldi. Sulh anlaşmaları yapıldı. Şimdi o anlaşmalarda sanki benim kabahatim varmış gibi bazıları faturayı bana çıkarıyorlar. Halbuki fatura o gün amcam Abdülaziz'e darbe yapanlara çıkmalıydı. Çok ağır bir anlaşmaydı. Tüm Balkanlar elden çıkıyor, Ruslar Erzurum'a kadar geliyorlardı. O anlaşmada Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olacak ve sınırları genişleyecekti. Büyük bir Bulgar prensliği kurulacak. O prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluğa kadar uzanacaktı. Selya Yunan'a bırakılacaktı. Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt Ruslara verilecekti. Kısacası tüm Rubel'i elden çıkacaktı. Ben İngilizleri Ruslara karşı kışkırttım. Neticede Berlin Anlaşması'na çevirdim. Görece birçok yeri kurtarmıştık. Şimdi buna bakıp bizim toprak verdiğimizi söylüyorlar. Biz henüz devletin ikbalini elimizde tutmuyorduk o vakitler. Ardından devleti elimizde tutabilmek için meclisi tatil ettik. Şimdi devletin kurtuluşunun yeniden mecliste olduğunu, meşrutiyette olduğunu söylüyorlar. Öyle olsun bakalım. Öyle olsun. İmza edelim o vakit. İnşallah hayırlı ve mübarek olur. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsin Paşa. Emredin hünkâr. Vazifeden alındınız.